Anadolu Soruyor programı devam ediyor. Konuğumuz Sayın Ayhan Sefer Üstün. Turhal Süper TV'de, Tokat Süper TV'de kaldık. Buyurun Süleyman Bey. Evet Sayın Başkanım, siz de İnsan Hakları Komisyon Başkanı olarak, ben de Turhal'da İnsan Hakları Komisyonu'nda üyesi olarak bir neferinizdir. Her ay 20'sinde toplanıyoruz Kaymakam Bey'in nezaretinde. 20 tane diğer gruplardan insanlar, işte şikayet kutularına atılan bütün mektupları topluyoruz, şikayetleri dile getiriyorlar. Oradan çözmeye çalışıyoruz. Belki bir nebze de olsa size yardımcı olmuş oluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bu geçtiğimiz günlerde çok şeyler geçti. Mesela gezi olayları. Taksim'de kutlanmak isteyen insanlar. Bunlar hepsi insan hakları, işte insan hakkımız, bunlar bizim kanuni hakkımız gibi söylemlerde bulundular. Ben şunu sormak istiyorum. 2002'den 2014'e kadar, yani şu dakikaya kadar AK Parti insan hakları konusunda ne yaptı? Ne gelişim sağladı? Bunu sormak istiyorum. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi değerli arkadaşlar, benden önce komisyonumuzda başkanlık yapan Demokratik Sol Parti'den Sayın Sema Püskünsüt vardı, hatırlarsınız. Tabii iyi hatırlıyorsunuz. İyi hatırlıyorsunuz. Aynen. Hatırlıyorsunuz. Yani sonra parti kurdu, evet efendim. 2002'ye kadar o başkandı. 2000 yılında İstanbul'da Gazi Osman Paşa'da bir karakolu denetlerken ele geçirdiği bir alet vardı. Aletin adı Filistin askısı. Gençlerimiz bilmez belki bu Filistin askısı ne işe yarar diye. Bu Filistin askısı işkence aletidir. Ve karakolun oradaki zemin katında buldu. Karakol alıp komisyona getirdi. Şimdi 2000 yılında karakollarından Filistin askıları fışkıran bir ülkeyi teslim aldık biz. Ve aldığımız zaman hakikaten manzara biraz kötüydü. İşte cezaevlerinde durumlar vahimdi. Hayata dönüş operasyonu yapıyorsunuz, 80 kişi oluyor neredeyse. Böyle bir manzara ile karşı karşıyasınız. Karakolların önden geçemiyorsunuz. Önden geçseniz neredeyse dayak yiyecek durumdasınız. Şimdi bunu nasıl önleyebiliriz diye bir eylem planı yapıldı. Bir defa ceza kanunlarında, anayasamızda ciddi değişiklikler yapıldı. İşkenceye, kötü muameleye karşı cezalar çok arttırıldı. Ve zaman aşımı ortadan kaldırıldı. Kim ki bugün bir tokat atar, 50 yıl sonra bunun hesabını verir dedik. Bu çok önemli bir psikolojik etken. Bunun dışında dedik ki sadece kanun çıkarmakla olmuyor. Bir anlayış koyalım, bir felsefe koyalım. Kanunu uygulamak önemli. İşkenceye, kötü muameleye karşı sıfır tolerans dedik. Bunu kim yaparsa, hangi bir bürokrat yaparsa, babamızın oğlu olsa, yapsa, isterse buna karşı gerekli müdahaleyi yapacağız ve hak ettiği cezayı vereceğiz dedik. Hatırlarsanız bir Engin Ceber olayı vardı. Cezaevinde önce karakolda bir dayak yedi, daha sonra cezaevine getirildi. Cezaevinde de bir fasıl geçirmiş ve sonunda bu kişi vefat etti. Öldü. İşkence altında öldü. Herkes şunu bakıyordu. AK Parti hükümeti bunu kapatacak, üstünü örtecek, bundan bir şey çıkmaz diye hesap ediyordu. Ama ilk kez bir cumhuriyet hükümetinin bakanı çıktı. Sayın Mehmet Ali Şahin'di o. Adalet Bakanı olarak özür diledi. Bu benim sorumluluğumdaki bir bakanlıkta olmuştur. Halkımdan, milletimden özür diliyorum dedi. Ve ondan sonra da çok etkin bir soruşturma yaptım. Ve o sorumlulara karşı Türkiye'de verilebilecek en ağır ceza verildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapisi. O kişilere karşı. Ve bunun dışında başka bir sürü adımlar atıldı. Cezaevleri iyileştirildi. Karakollara kamera sistemi kondu. Bakın. Bir sürü çok, bazen birçok kanun çıkartırsınız, işte insan yetiştirirsiniz, atama yaparsınız. Ama bazen yaptığınız sıfırcık bir şey çok etkin bir çözüm olarak ortaya karşına çıkabilir. Karakollardaki belki de kötü muameleyi kesen, minimize indiren o kamera sistemidir arkadaşlar. Karakolda kamera olduğunu bilen kişi, vatandaş da iftira atmaktan vazgeçti, beni polis dövdü diye, çünkü kamera kayıtları var. Polis de vatandaşa kötü muamele yapmaktan vazgeçti. Son yıllarda görüyor musunuz, duyuyor musunuz hiç karakollarda şöyle yapılıyor, böyle yapılıyor diye? Duyamazsınız. Bir sürü soruşturmalar yapıldı. İşte Ergenekon soruşturmaları, bayağı soruşturmalar, şunlar bunlar. Herkes çıkan dedi ki
Ya polislerin Allah razı olsun bize çok iyi davrandılar dedi. Şimdi olay olduğu zaman üzerine giderseniz bunlar azalır. Bakın İzmir'de karakolda bundan 2-3 sene evvel bir kadına, kadıncağıza tokat atıldı. Bütün Türkiye ayağa kalktı. Medya ayağa kalktı. Sayın Cumhurbaşkanımız şiddetle kınadı olayı. Ve biz hemen apar topar insan hakları komisyonu topladık. O karakola ve İzmir'deki karakolların tamamını bir denetimden geçirdik. Ve orada basın toplantısı yaptık. Türkiye tekrar eski günlere dönmek istemiyor dedik. Dolayısıyla bakın artık karakollarımızda, cezaevlerimizde ciddi bir iyileşme var. Ben iddia ediyorum cezaevlerimizin durumu Avrupa'daki cezaevlerinden kat kat iyidir arkadaşlar. Biz sadece Türkiye'deki cezaevlerini incelemiyoruz. Türkiye'de 3 yılda incelemesinde yaptığımız cezaevi sayısı 40'ı geçmiş. Bu raporlarda var. 40 tane cezaevi incelemişiz. Şunları eksik, bunları eksik, bunları düzeltin diye. Sağ olsun Adalet Bakanlığımız da bunları dikkate almış ve birçok iyileştirmeler yapmış. Biz bundan 20 gün önce Roma'daydık. Roma'da oradaki İtalya'daki cezaevlerini incelemeye gittik. Ayın Haziran'ın 6'sında 7'sinde Münih'teydim bir duruşma için söyledim. O zaman yine Münih'te bir cezaevini inceledik. Biz aynı zamanda Avrupa'daki cezaevlerini de inceliyoruz. Belçika cezaevlerine gitmiştik geçen yıl. 1800 yıllardan kalmış. Zindan adeta. Kendilerine söyledik. Yani nedir bu böyle diye. Şimdi mukayese ettiğimizde insan hakları açısından Türkiye'yi 2002'ye göre gerçekten mesafe aldı. Ama şunu söyleyeyim. Bu bir dinamik süreçtir. İnsanoğlunun olduğu yerde mutlaka itiş kakışlar ve bir takım olaylar olacaktır. Şimdi bizim kriterimiz şu olmalı. Bu olaylar sistematik mi değil mi? Sistematik değilse korkulacak bir şey yok. Şu anda ben bunların sistematik olmadığını düşünüyorum. Birkaç kendini bilmezin yaptığı işlemler vardır olabilir. 70-70 milyon nüfusa sahibiz. Sistematik değilse korkacak bir şey yok. İki, olay olduktan sonra üzerine gidiliyor mu? Sorumlular cezalandırılıyor mu? Buna bakmak lazım. Ki şu anda bu üzerine gidiliyor, cezalandırılıyor. Öyleyse korkacak bir şey yok demektir. Türkiye insan hakları noktasında iyi bir noktaya gelmiştir. Ama bu son nokta değildir. Medeniyet sürekli gelişirse insan hakları alanı da gelişecektir, gelişmeye devam edecektir. Biz bunun takipçisi olacağız arkadaşlar. Evet, Zeki Bey evet. Buyurun Kaşgar TV Ankara temsilcisi. Teşekkür ediyorum sevgili başkanım. O kadar iknacı bir sorulara cevap veriyorsunuz. Sayın temsilciler de iltizalen soruyor. Ama gerçekten Türk milletini ikna edecek samimi cevaplar beni de memnun etti. Sevgili başkanım sorum şu olacak, olmaz mı diye. Yalnız ben bir haftalık gazetede köşe yazım da bizim yöremizde bir söz var. Türkiye genelinde de var bu söz. Ekmek elden su gölde. Ben bu sözü kısalttım. Ekmel elden su gölde. Ve siyah yazıyla da sanki iş güveyi getirilmiş gibi Ekmel Bey işte geldi. Evin içinde biz seni seviyoruz diyerler. O kapıya çıkınca biz bunu sevmiyoruz diyerler. Çünkü iş güveyidir. Ben bu partilerin de getirdikleri zaman seviyoruz dediler ama sevmediklerini biliyorum. Çünkü şey bu, konum bu. Bu biraz önce söylediğim gibi sevgili başkanım olmaz mı dedim. Şimdi 12 yıldır dünya devletleri de biliyor, herkes biliyor ve muhalefet de biliyor. Yani muhalefet edenler de biliyor ki Türkiye gerçekten hayal edilmeyecek kadar artık yol aldı, devam ediyor yoluna. Burada bir sefer muhalefet çok büyük bir sıkıntı yaşıyor. Siz de muhalefeti yani sizin kendi iktidarınız döneminde bu 12 yılda Sayın Başbakanımın çok istişare toplantıları yapması, beraber sizlerle konuşması muhalefetsizliğinden hani orada muhalefet yok da gelin beraber konuşalım biz bu işi böyle mi yapalım diyor. Ve ikinci sorum da çözüm süreci şu anda hangi durumda, hangi boyutta? Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi bakın Sayın Ekmelettin İhsanoğlu yani bir projenin ürünü olarak sunulduğu belli. Çok açık, çünkü çok sırıtıyor. Tabii buna muhalefet de dört elle sarıldı. Onların da işine geldi çünkü. Kendilerinden yani liderle olsa aday olma cesareti gösteremiyor. Ne Sayın Kılıçdaroğlu, ne Sayın Bahçeli aday olabilecek bir cesareti gösteremedi.
Peki kendi partilerinden birini aday gösterseler, A kişisini veya dediğim gibi Sayın Baykal'ı gösterseler, kazara fazlaca bir oy alırsa bu sefer de koltuk tehlikeye girecek. Orada oturamayacak Sayın Kılıçdaroğlu. Öyleyse ne yapalım? Partili birisi olmasın dediler. Hemen buna dört elle sarıldılar ve kaybettiğinde de efendim işte ne yapalım kaybetti, tutmadı falan diyecekler. Veya biraz fazlaca oy aldığıyla suyla süt karışmış olacak ve işte süt hanginin, su hanginin bilinmeyecek, hepsi birine sahip çıkmaya çalışacaklar. Dolayısıyla tam onların istediği bir formül oldu. Peki ama Türkiye'ye yaraşır bir durum mu? Türkiye'ye yaraşır bir durum değil. Onlara belki CHP'ye uydu, belki MHP'ye uydu ama Türkiye vizyonuna uygun bir değil, bir tarz değil. Yani sloganı dahi değil. Ekmek için ekmel ettin. Hakikaten gülünç geldi. Bu 1930'ların sloganlarıdır. Yani bunları belki gençlerimiz bilmez ama o zaman tarım toplumundan dünya sanayi toplumuna geçiyordu. İşte aş, iş, ekmek gibi böyle solcuların çok kullandığı. Bizde de, Türkiye'de de yani 70'lerden sonra 60'ların sonunda, 70'lerin başında bize biraz şeyler genç gelir biliyorsunuz. Türkiye'de de 70'ler civarında kullanılan sloganlardan bir tanesi. Kara olan vesaire falan. Şimdi hala akıllar orada kalmış. Türkiye uzay çağını yaşıyor neredeyse. Bilişim çağını yaşıyor. İnsanlar akıllı telefonlarla artık yani hayatlarına idam ettiriyorlar. Dolayısıyla bu tutmayacağı açık bir şey. Ama AK Parti bir vizyon ortaya koyuyor. İşte adayını belirlerken Sayın Başbakanımız bizlere çeşitli kereler istişarelerde bulundu. Bütün teşkilatları topladı. İş adamlarını topladı. Ve ben inanıyorum ki bu sefer hakikaten Sayın Başbakanımızın aday olmasını talep etti herkes. Neden? Hakkıdır dedi. Bunu bir açılışta konuşmuştuk. Ama düşünün acaba bu benzer istişarelerin bir kısmını Sayın Bahçeli ile Kılıçdaroğlu da yaptı. Bir kişi demiş midir Ekmelettin İhsanoğlu diye? Bir kişi. Ben bir kişinin daha diyeceğini tahmin etmiyorum. Akılla gelmez çünkü gerçekten. Herkes aa dedi yani şok geçirdi neredeyse ismini duyunca falan. Dolayısıyla şimdi AK Parti bir ortaya vizyon koymaya çalışıyor. Ve bu şekilde hem kendisini yönetiyor hem de Türkiye'yi bu şekilde yönetmeye çalışıyor. Onun için işte bundan sonraki aşamalarda da sorun çıkmaz. Biraz önce yine başka bir arkadaşımızın sorusu vardı. Yani Sayın Başbakanımız istifa etmesi gerekir mi diye. Bu çok açık. Biz bunu kanunlara da koyduk. O zaman Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nun alt komisyon başkanı bendim. Anayasa Komisyonu Başkan Vekiliydim ve Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu da bizim nezaretimizde şekillendi. O zaman bunu çok tartıştık. Başbakanın aday olması durumunda istifa etmemesi gerektiği konusunda neredeyse bir hemfikir vardı. Çünkü istifa ederse düzen bozulabilir. Bir de örnekleri var. Yani şimdi diyelim ki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'ndendi. Ve son seçimlerde tekrar aday oldu. İstifa mı etti? Yani böyle bir durum mu var? Veya işte biz milletvekilleriyiz. Yani evet üçüncü dönem var. Ben bundan sonra aday olamayacağım tüzük geriye ama ola ki aday olsaydım ve milletvekili aday olarak gösterseydim istifa mı edecektim? Hayır. Dolayısıyla hem anayasada hem seçim kanunlarımızda bu çok açık bir şekilde belirtilmiş. Yani muhalefet yasalarda olmayan bir şeyi talep ediyor. Efendim bunu etik olsun böyle talep edelim. Ama sizin göstermediğiniz bir etik durumu niye bizden istiyorsunuz? Kaldı ki bazen etik midir yoksa ülkenin âli menfaatleri midir diye baktığımızda ülkenin menfaatleri bir başbakanın görevinde kalması gerektiğini icap ediyor. O bakımdan istifa etmemesi bizce de doğrudur diye düşünüyoruz. Çözüm süreciyle bitirelim efendim. Çözüm sürecinin içeride dışarıda çok fazla düşmanı ve muhalif olmasına rağmen çözüm süreci bir milli proje olarak devam ediyor. Buna biz inanıyoruz ki yani HDP dahi baştan inanmadı. Bu nereden çıktı dedi. Ama o kadar çok görev atfetmişlerdi ki oradaki İmralı'daki yaşayan kişiye onun böyle bir şey yapabileceğini tahmin etmediklerinden mi ne çok şaşırdılar. Biraz kendilerini kastılar ama şimdi yavaş yavaş özellikle siyaseten müdahil olmaya çalışıyorlar.
Ama bunun dışında hem içeride hem dışarıda çok düşmanları var. Özellikle PKK'nın içerisinden bir kanat, uyuşturucu baronları, bunlar falan ve dışarıda da Türkiye'nin iyiliğini istemeyen güçler bu süreçten rahatsızlar. Ama bir milli proje olarak iyi gidiyor. 1,5 yıldan fazla yani şehidimiz yok, insanımız ölmüyor. Ve artık meclis de bu işe müdahil oldu. En son çıkardığımız yasayla, çok soyut bir yasaydı, kısa bir madde yasaydı, 6 maddelik bir yasaydı ama şunu söyledik sadece hükümete. Bu çözüm sürecine meclis olarak biz sahip çıkıyoruz, hükümete de görev veriyoruz. Bu konuda atılması gereken ne adım varsa atabilirsin, yetkilisin dedik. Şimdi meclisin de bu şeye dahil olması çözüm sürecini güçlendirmiştir. İnşallah iyiye doğru gidecektir. Elbette ki bu yolda arızalar çıkacaktır. Yol uzun, çetrefelli, yol mayınlı. Ama biz hem batıda yaşayan insanlarımız, hem doğuda yaşayan insanlarımız bu süreci sabırla takip edeceğiz. Provokasyonlardan etkilenmeyeceğiz ve çözüm sürecini desteklersek bu ülkenin birliğini inşallah hep birlikte muhafaza edeceğiz. Evet, Ebru Hanım'la bitirelim. Buyurun efendim. Efendim, konuşmalarınızda da başlık olarak değindiğiniz bir konudan bahsetmek istiyorum ben. Türkiye kökenli çocukların basit sebeplerden dolayı ailelerin elinden alınıp kendi kültürlerinden uzak kişilere verilmesiyle ilgili sorum olacak size. Bu gençlik dairelerinin Türkiye kökenli çocukların çocuklarına yönelik uygulamalarına ilişkin bilgi verir misiniz biraz? Evet. Bakın, dedik ya, İnsan Hakları Komisyonu sadece Türkiye'deki yaşayan insanımızın sorunlarına değil, Avrupa'da yaşayan insanlarımızın da sorunlarına eğilir hale geldi dedik. Biz kendi evimizin önünü temizlersek komşuya da laf etme imkanına kavuşuruz dedik. Kendi evimizin önünü süpürdükçe hakikaten komşuya da artık söz söyleyebiliyoruz. Şimdi bizim Avrupa'da yaşayan 5 veya 6 milyona yakın Türkiye kökenli insanımız var. Tabii bunların birçok sosyal sorunları da gelişmiş zamanla. Eskiden sadece onların paralarıyla meşgul oluyordu hükümetler. Oradan para gönderirlerse eyvallah, sorun yoktu. Ama onların evlilikleri, siyasi hakları, efendim vizesi, çalışma hayatı, eğitimi, sosyal hayatı, evlilikleri, her şeyi artık bizim ilgi alanımızda ve onlara ilgileniyoruz. İşte burada yaşayan ailelerimizin bir kısmının çocukları maalesef o sebep bu sebep. Çoğu zaman basit sebeplerden dolayı oradaki gençlik daireleri aldılar ve bazılarını yurtlara yerleştirdiler. Bazılarını da bizim aile hayatımızla, kültürümüzle, geleneklerimizle, dinimizle hiç alakası olmayan ailelere verdiler. Bu çok acı bir şey tabii. Biz bir insanımızı kaybetmek istemeyiz. Bak, mübarek Ramazan günündeyiz. Yani bir insanımızın, bir çocuğumuzun başka bir şekilde yetişmesi bize çok acı verir. Hele hele Allah muhafaza dinden dönmesi, dinsizleşmesi bizi kahretmesi lazım. İşte bunun için İnsan Hakları Komisyonu olarak olaya müdahil olduk. Almanya'da, Belçika'da, Hollanda'da incelemelerde bulunduk. Çeşitli seferler gittik. Ailelerle görüştük, çocuklarla görüştük. Gençlik dairelerle toplantı yaptık. Almanlar hemen önce itiraz ettiler. Dediler ya, yeni bir sorun daha çıkartmayın. Nereden çıkartıyorsunuz? Böyle bir sorun yok bizim ülkemizde. Biz dedik, sizin ülkenizde böyle bir sorun var. Sadece bizim çocuklar için de değil, Rus çocuklar için de, Polonyalı çocuklar için de, hatta sizin kendi çocuklarınız için de böyle bir sorun var. Ve anlattık durumu, anlattıkça, gittikçe, geldikçe dediler ki evet, doğru, böyle bir şey varmıştı gerçekten bizde. Ha, bunu belki görüp de kabul etmiyorlardı ama biz zorlukça kabul ettiler. Belki de görmemişler de şimdi görmüş hale geldiler, gördüler. Ve ondan sonra adımlar atılmaya başlandı. Politikalar belirlenmeye başlandı. Mesela kanunlar değişti. Biz şimdi Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızın da artık yurt dışına oradaki insanlarımızın sorunlarını inceleyen, çözüm üreten sosyal danışmanlar ataması yetkisi verdik mesela. Biz sivil toplumu topladık oralarda. Dedi ki, ne olur siz de koruyucu aile olun. O çocukları siz alın. İlla alınacaksa. Ve oradaki işte Almanlara, Hollandalılara, Belçikalılara şunu söyledik. Bir çocuk alınacaksa bunun geçici olduğunu bilin.
Bir defa ailesiyle görüştürün. Ailesiyle bağı kesmeyin. Kendi dilini konuşmayı yasaklamışlar. Kendi dilini konuşmayı yasaklamayın dedik. Diyelim ki aldınız, kendi kültürüne uygun bir aileye verin. Niye gidiyorsunuz? Yani bizimle hiç alakası olmayan ailelere veriyorsunuz. Ve bunun geçici olduğunu düşünün. Ailenin durumu düzelirse hemen derhal verin. Sonra sadece çocuğa odaklanmayın. Aileye de odaklanın. Önemli olan burada ailedir. Aileyi kurursanız ve aileyi kurtarırsanız zaten çocuğu da kurtarırsınız. Aileyi iyileştirin. Ailenin işi yoksa ona iş bulun. Ailenin eğitimini, efendim kültürünü, ekonomik durumunu geliştirin. Ve bunları önerdik kendilerine. Onlar da bunları dinlediler. Şimdi üzerine çalışıyoruz. Sorunu anlamak, çözmek kadar önemlidir. Sorunu anladık, sorunları tespit ettik, çözüm önerilerini bulduk. Bakın bu rapor, o hazırladığımız rapordur. Bu raporda sayısız çözüm önerileri vardır. Bu raporu yine Almanca, İngilizce'ye çevirdik ve ilgili kurumlara da gönderdik. Yani hem Avrupa'da hem Türkiye'de. Dolayısıyla biz artık Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın da sorunlarıyla Avrupa'da, dünyada yaşayan sorunlarımızla ilgilenebilir hale geldik. Bu güçlü bir Türkiye'nin tezahürüdür diye düşünüyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Evet sevgili izleyiciler, konuğumuz Sakarya Milletvekili Sayın Ayhan Seferüstün'dü. Yarın başka bir programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.